Biran TV ekranlarından canlı yayınlanan Memiş Hoca ile Bilinmeyenler programına bir kez daha hoş geldiniz. Hocam bir hafta ne kadar çabuk geçti değil mi? Evet. Evet hocam bu hafta da çok şıksınız. Estağfurullah. Maalesef estağfurullah. Ben utanıyorum sizin yanınızda şimdi böyle. Estağfurullah. Estağfurullah. Ben içimden geldiği gibi ne öyle şey yaparım, giyiniyorum, öyle şeyim yoktur. Şöyle mi giyeyim, böyle mi çıkayım, böyle mi yapayım? Yok, neysem günlük hayatımda öyle. Evet ama bu akşam evet. Özellikle bir şıklık var. Bir sizin, nedeni sizin yok güzel herhalde. Gözünüz eyvallah. Öyle görüyor. Eyvallah, Allah razı olsun. Sizin güzel gözünüz öyle görüyor. Eyvallah. Siz de şıksınız maşallah. Allah nazardan korusun. Hepimizi cümle ümmet-i Muhammed'i. Amin, amin. Nazardan hocam. Korusun ki nazarın biliyorsunuz her zaman söylüyorum tehlikesini. Kesinlikle. Nazar insanı ölüme dahil götürebilir. Hiç kesinlikle, şakası yok. Kesinlikle, kesinlikle. Sapasağlam adamın nazar, hasetlik bakışlar, fesatlık bakışlar, yani nazar insanı bir anda götürür toprağa. Hiç şakası yok. Hocam çok sevgili bir şey yapabilir mi? Anne babanın bir insan, özellikle bir evladına. Bir insan kendisine çok aşık olursa o da kendisine elinde olmadan nazar değdirebilir. Kendi kendine. Tabii ki değdirebilir. İki, anne ve babanın evlatlarına da nazarı değer. Üç, insanlar kendi işine, rızkına da nazar değdirebilir. Dört, bir başkasına da elinde olmadan, iradesi dışında da nazar değdirebilir. Ha ne yapmak lazım? Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin söylediği gibi, güzel bir şeyi gördüğümüzde, bir şeyi beğendiğimizde, maşallah teberekallah diyeceğiz. Elhamdülillah. Eğer ki bir insan aynanın karşısına çıkıp da efendim ben çok güzel yakışıklı bir adamım der ise, eğer ki bir insan aynanın karşısına çıkıp da ben çok alımlı çalımlı güzel bir hanımım der ise, eğer ki bir insan derse ki ben çok zekiyim, ben bu işi her işi hallediyorum, her işin üstünden geliyorum, tuttuğumu elhamdülillah koparıyorum der ise, bu insan da kendilerine nazar değdirir. Bu kendine aşık olmaktır. Kendine aşık olanlar elbette ki kendilerine de nazar değdirir. Hocam, o her tuttuğunu koparan adam ertesi günü bir bakmışsınız ki nal topluyor. Hiçbir şey yapamıyor. Artık takatsız kalmış. Rızkı tamamen tükenmiş, bitmiş gibi bir hal alır. O güzelim kadın, alımlı çalımlıyım diyen kadın bir bakmışsın ki sabahleyin orasında burasında sivilceler, yüzündeki nur gitmiştir filan. Allah muhafaza, Allah kimseyi öyle o durumlara düşürmesin. Amin. Aynanın karşısında fazla oyalanmamak lazım. Bu bir. İki, kendimize dahil aynanın karşısına çıktığımızda ya Rab beni ne güzel yaratmışsın. Sana şükürler olsun, hamdolsun. Maşallah, teberrikallah deyip ardından hemen ardından Fatiha suresiyle birlikte Ayet-el Kürsü, Felek ve Nas surelerini okumak çok faydalıdır. Bazıları diyor ki efendime söyleyeyim ya işte Murat misal veriyorum. Evet. Ya şu Murat var ya hiç yerinde durmuyor. Tazı gibi oraya buraya gidiyor. İşte o demesi lazım ki ya şu Murat var ya maşallah tebareke Allah hiç yerinde durmuyor. Çok gayretli işinde gücünde mücadele ediyor demesi gerekir. Eğer direkt ya hiç yerinde durmuyor baksana tazı gibi şöyle yapıyor demek. Allah muhafaza o insanı hareketsiz kılar o nazar. İyi niyetle dahil söylese. Evet. Bunlara dikkat etmek lazım. Mümkün mertebe şatafattan uzak kalmalıyız. Mümkün mertebe kendimize aşık olmayalım. Mümkün mertebe yaşadığımız bütün güzellikleri, varlıkları herkesle paylaşmayalım derim. Hocam siz dersiniz, ben bir hikmet vardır derim.
Ses çıkarmam. Hocam isterseniz sorularımıza geçelim. Evet. Hocam şimdi ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz diyor ki, alkollü ölen kişinin cenaze namazı kılınır mı? Bununla ilgili hocam cevap verebilirse memnun olurum diyor. Geçenlerde böyle bir soru bana dışarıda da geldi. Hı hı. Eğer bir insan Müslümansa, Allah'a iman etmiş ise, Allah'ın Resulü Peygamber Efendimiz'i peygamber olarak kabul etmiş ise ve sarhoş da olsa o şekilde ölmüş ise o kişinin cenaze namazı kılınır. Bu bir. İki, ama hocam alkollü gitti. Evet, günahkar olarak gitmiş olabilir. Allah affedicidir. Allah Rahman ve Rahim'dir. Merhamet sahibidir. Elbette ki alkollü iken ölen insanlar işlemiş olduğu günahların hesabını, cezasını ahirette, kabirde çekecektir. Hesabını görecektir. Elbette ki caiz değildir, doğru değildir. Alkollü iken can vermek bir Müslümanın, Müslüman için aslında çok fena bir durumdur. Çok fena bir durumdur. Haram işleyerek gidiyorsunuz. O arada tövbe istiğfar etme şansın olmuyor. Ve ölüp gidiyorsun. Ha, bu insanların cenaze namazı kılınır. Müslümansa, iman etmişse cenaze namazı kılınır. Ama cenaze namazı kılınmayacak olanlar da var. Kim bunlar? Ateistim diyen, Allah'ı, peygamberi, hak kitapları tanımayan insanlar, öldüğü zaman o insanların cenazesi kesinlikle cenaze namazı kılınmaz. Eğer diyor ise ki ben ateistim, ben Allah'a inanmıyorum, ben Kur'an'a inanmıyorum, ben peygambere inanmıyorum deyip de çevresindeki insanlara bu şekilde söylemiş ise o insanın öldüğü zaman da cenaze namazı kılınmaz. İki, geçen haftalarda da söylemiştim gerçi ben bunu. Tefeciler var ya, tefeciler, faizciler var ya, faizciler. O faizcilerin, tefecilerin de cenaze namazı kesinlikle kılınmaz. Çünkü o tefeciler, çünkü o kan emeciler, çünkü o insanların hayatını mahvedenlerin hepsi de Allah'a ve peygambere savaş açmış olan insanlardır. E peki hocam sen nereden biliyorsun bu adamların Allah'a, peygambere savaş açtığını? Ben demiyorum ki zaten. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor. Cenab-ı Allah diyor ki Estaizu billah fe innem tefalu fezdu bi harbin minallahi ve resulü. Kim ki faizi kabul eder ise bana ve Resulüme karşı harbe girişmiştir diyor. Bunların da cenaze namazı kılınmaz. Peki hocam bu kadar mı? Bu kadar değil. Anasını babasını öldüren insanların da evlatların da cenaze namazı kılınmaz. Anasını babasını öldüren evladın da cenaze namazı kılınmaz. Peki hocam bu kadar mı? Bu kadar da değil. Devletine, milletine hainlik yapan teröristlerin de, insanları öldürenlerin de cenaze namazı kılınmaz. O birilerine uşaklık yapan teröristler var ya, kansızlar var ya, cibiliyetsizler var ya, onların hiçbirinin cenaze namazı kılınmaz. Allah cümlemizi iman üzerine,
göçüp emaneti teslim edenlerden eylesin. Cenab-ı Allah hepimizi gerçekten samimi duygular içerisinde doğduğu andan son nefesine kadar işlemiş olduğu tüm günahların tövbesini etmiş ve tertemiz bir şekilde emanetini teslim eden, canını teslim eden kullarından bizlere eylesin inşallah. Ben şahsen kendim Allah'ıma hep şu dua yapıyorum. Ya Rab, elbette ki bir gün hak baki olacak bana da. Bana hak baki olduğunda ya Rab, olmadan önce tövbe istiğfar etmeyi ve secdede emaneti teslim etmeyi nasip eyle diye hep dua ediyorum. Allah'ım inşallah yaptığım bu duaları dergahı izzetinde kabul eyler. İnşallah şanslı olurum da o şekilde göçüp giderim. Sevgili kardeşlerim, insanlar 50 yaşına, 60 yaşına, 100 yaşına, 150 yaşına kadar yaşamış olsa da bile bir son var, son. Ölüm var, ölüm. Ölümden sonra gerçek var, ebediyet var, hak ve hakikat var. Şu 100 senelik, 50 senelik, 60 senelik ömrümüzde Rabbimizin istediği gibi, Peygamberimizin istediği gibi kul olalım. Böyle temiz bir şekilde gidelim. Allah o fırsatı hepimize nasip eylesin inşallah. Amin. Amin. Evet. Hocam bir hanım izleyicimiz soruyor, diyor ki sakat doğma ihtimali olan bir bebeğimiz var diyor. Doktorlar bu yönde görüş belirtti. Bu çocuğun alınması caiz midir değil midir? Ne diyor ne diyor? Sakat doğma ihtimali olan bir çocuğumuz var. Böyle anne gebe. Doktorlar bunun alınması yönünde görüş belirtirse bunun yani kürtaj caiz midir değil midir diyor. Eğer ki bir anne gerçekten bir anne ise, analık ruhuna sahip ise, o çocuk sakat dahil olsa kürtaj yaptırıp aldıramaz. O çocuğun ölümüne vesile olamaz. Gerçek bir ana, analık duygusundan nasibini almış olan bir insan böyle bir istekte bulunamaz. Böylesi tavsiyeleri de elinin tersiyle de ister feryadı fikir ederek. Yani çocuk sağa geldiğinde başımın tacıdır. Efendime söyleyeyim, çocuk sakat doğacak endişesi olursa öldürüp atalım çöpe, öyle mi? Allah muhafaza. Allah muhafaza. Bu tamamen bir katliamdır, haramdır ve katilliktir. Haram ve katilliktir. Tek kelime, başka bir şey demiyorum. Nasıl olur da bir ana, efendime söyleyeyim, tıbbi cihazların keşfiyle çocuğum sakat doğacak, ben bunu öldüreyim, çöpe atayım diyebilir? Nasıl bu vicdansızlığı yapabilir? Veya bir doktor, yemin etmiş olan bir doktor nasıl olur da bir anaya böyle bir telkinde bulunabilir? Çocuğunu sakat doğacak, isterseniz öldürelim, atalım, kürtaj yapalım diyebilir. Kardeşim, bizler yoktan var eden Hazreti Allah değil mi? Bizleri yoktan var eden Hazreti Allah belki de ananın karnında son anda o bebeği bizler gibi sapasağlam dünyaya getirecek. Bunun kim bilebilir? Diyelim ki çocuk dünyaya sakat geldi. Gelebilir. Kardeşim, bu da ananın babanın bir imtihanıdır. Kolay mı sanıyorsunuz cenneti kazanmayı? Cenneti kazanmak çok mu kolay? O çocuk sakat doğduysa senin imtihanındır.
Senin komşunun imtihanıdır. Toplumun imtihanıdır. Devletin bir imtihanıdır. Eğer senin kudretin yoksa o çocuğa bakmaya, devlet bakacaktır. Vakıflar bakacaktır. İnsanlar bakacaktır. Bizler bakacağız. Bir canı alacaksın, öldüreceksin ve çöpe atacaksın. Benim aklım almıyor. Benim aklım almıyor. Allah o tür vicdansızlıklardan bizleri muhafaza eylesin. Amin. Hocam, bu tamamen katilliktir ve haramdır. Caiz değildir. Kürtajın hiçbiri caiz değildir. Gazetelerde ve televizyonlarda zaman zaman görüyoruz, okuyoruz, izliyoruz. Gayrimeşru ilişkiler sonrasında hamile kalıyorlar. Sonra da kürtaj yapıp veya doğurup çocuğu çöpe atıyorlar. Hay sizin gibi ananın ben vicdanına tüküreyim. Sonra diyorlar ki hoca sert konuşuyor. Yahu nasıl sert konuşmam? Evet. Vicdan diye bir olay var evladım. Böyle merhametsizliklere karşı değil mi hocam? Allah hepimizi affetsin. Amin. Amin. Hocam, şimdi bir izleyicimiz yazmış. Diyor ki bazı sure ya da Esma-ül Hüsna'yı belirli sayıda okuyorum. Okumak caiz mi? Bu seyircimiz hangi sureyi hangi maksatla okuyorsa istediği kadar okusun. Sayı söz konusu değil. İster bir tane okusun huşu içerisinde, isterse bin tane okusun. Esma-ül Hüsna'lara gelir isek, Esma-ül Hüsna'ları da isterse bir tane, on tane, yüz tane, bin tane okuyabilir. Sayı yok. İslam'da sayı diye bir şey söz konusu değildir. Sayı sadece namazdan sonra tesbih olayı vardır. 33 Sübhanallah diyoruz. Hı hı. Namazdan sonra 33 Elhamdülillah diyoruz. 33'te Allahu Ekber diyoruz. Bunu da bize Peygamberimiz tavsiye etmiştir. Peygamberimizin öğretisini, zikrini, namaz sonrasındaki zikrini biz her namaz sonrasında yapıyoruz. Yapmalıyız da. Ama diğer konularda ben şu kadar 7 Yasin okuyayım, 7 Felak okuyayım, 7 Nas okuyayım. Evet, onların ecbet hesaplarına göre bir takım şifreleri vardır. Bu ilmi konulardır. Havas ilmine ait konulardır. Ama ibadet maksatıyla zikir anlamında sayı söz konusu değildir. İstediğiniz kadar Ya Rahman diyebilirsiniz. İstediğiniz kadar Ya Rahim diyebilirsiniz. İstediğiniz kadar Ya Vedud diyebilirsiniz. Mesela ben izleyen herkese söylüyorum. Ya Vedud, Ya Vedud veya El Vedudu Celle Celaluhu diye bolca bu ismi şerifi çekebilirsiniz. Hocam nedir bunun anlamı nedir? Sevgi ve muhabbettir. Bu esmayı çektiğiniz müddetçe çevrenizdeki insanlarla da eşinizle de, dostunuzla da, kocanızla da, karınızla da, evladınızla da, işteki çalışma arkadaşlarınızla da muhabbetiniz olur. Sevgi olur aranızda. Bunu bolca çekebilirsiniz. Ya Vedud, Ya Allah, Ya Vedud, Ya Allah, Ya Vedud, Ya Allah, Ya Vedud, Ya Allah, Ya Vedud, Ya Allah diye böyle İstediğiniz kadar, sayı önemli değil, zikir yapabilirsiniz. Bu faydalıdır, güzeldir. Zikir çok iyidir. Nafile bir ibadettir. Nafile bir ibadettir. Zikir yapan insanlar doğal olarak bütün azalarını terbiye etmiş olur. Bütün azaları terbiye olan insanlar da hiçbir zaman hiçbir şekilde kolay kolay harama bulaşmaz. Kötü yola bulaşmaz. Devletine, milletine ihanet etmez. Anasına, babasına zulüm etmez. İnsanları katletmez. Hırsızlık yapmaz, eşkıyalık yapmaz. Hain, gattar bir evlat olmaz. Zikrin, ibadetin çok faydaları var. Evet.
Hocam bir şey ekleyebilir miyim? Orada Söyle. belki şeyi de demiş olabilir mi? Hani ya da ben en azından şöyle söyleyeyim. Evet. Hani Evet. dedik ya belli sayılarda, Evet. belli şeylerde okumak lazım bu şeyi. Hani bunda bir Evet, sınır su yok için. dediniz. Hocam siz buyurun, suyunuzu için sorun yok. Evet. Ancak Bizim rejidekiler de uyuyor galiba. Evladım lütfen ben müsaade mi su için mi? hocamdan bir alın Allah kelebek Allah. kelebeği bana versek, o kelebekten çıksak, evet. Şöyle bir şey hasıl oluyor hocam. Şimdi Evet. belli sayılarda, Evet. belli amaçlar doğrultusunda, hani havas ilmi dediniz ya, Şimdi ben evladım, evet. şimdi bazı kimseler benim kısmetim açılsın diye misal olarak ya benim kısmetim açılsın ben şu kadar şu zikri yapayım der ise o onun haddini aşar. Ben onu demek O onun istiyorum. haddini aşar. Eğer derse ki bir insan benim rızkım için şunları okuyayım derse yine onun haddini aşar. Çünkü ecbet hesaplarına göre bir takım hesaplar yapılır. O ilmi bir olaydır. Biraz önce dedim ya havas ilmiyle alakalı bir olaydır. O hesaplara göre çalışmalar yapılır filan kişilere destek olunur, fayda olunur. O başka bir şey. Ama birey olarak kişiler kendilerine böyle bir şey yapar ise işin sonunda sıkıntı da olabilir. Yani işi ehline bırakmak lazım Tabii bu ki, tabii hususta. sıkıntı olabilir. Çok tavsiye etmemek lazım. İki, bazı insanlar vardır ki ben sosyal hayatımda çok buna rast geliyorum. Adam namaz kılmaz, oruç tutmaz. Efendime söyleyeyim, cuması yok, bir şeysi yok. Efendime söyleyeyim, herhangi bir yerde kıytırık bir şıh sözde belki de adam kendisi de ama o şıh denilen adam da belki namaz niyaz onda da Ali yoktur. Kalkancı ayarında bir şeyse. Neyse Allah hepsini ıslah eylesin, hepsine Allah Amin. şuur versin. Amin. Bu tip insanlar tutuyorlar sen benim müridimsin artık. Sana ben şu zikri verdim sen bundan sonra bu zikri yap diyorlar. Sonra bakıyorsun ki o adam o tesbih çekiyor, 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 çekiyor. Bu sefer etrafındakiler Allah bu adama ne oldu tuhaf oldu bu adam uçtu muçtu diyorlar ya hani. İşte bundan dolayı çünkü o adama belli bir müddet sonra amelsiz de olduğundan dolayı şeytani cinler musallat oluyor. Bu işin şakası yok. Daha geçenlerde bir tanesi manevi rahatsızlığı olduğunu söylüyor ama üstüne cin suresini okuyormuş. Ya kardeşim zaten senin üzerinde manevi bir musallat var, bir sıkıntı var. Daha bunun üzerine niye sen cin suresini okuyorsun? Bu tehlikedir. Tam tersi davet ediyorsun, daha çok üzerine çekiyorsun. Bunu yapmayın. Sen önce namazını kılsana, ibadetini yapsana. Orucunu tut, namazını kıl, ibadetini yap, Allah'ı zikret. Daha sonra sen farzı yapmıyorsun, sünneti yöneliyorsun. Nafile ibadetlere yöneliyorsun. Tamam zikir yap da bunun bir altı olacak da namaz kılacaksın. Sen borcun var, borcun olmasına rağmen tutuyorsun kredi vermeye çalışıyorsun. Bir başkasına borç vermeye çalışıyorsun. Olmaz o iş. Hocam cin tehlikesi olduğunda, korkusu olduğunda cin suresini okumak doğru değil mi? Kesinlikle Öyle mi? cinli olan bir insanın üzerine cin suresi okunmaz ve kendisi de okumamalıdır. Öyle mi? Tabii ki. Tamamen iş iyice sıkıntıya girer. Bilmiyordum. Tabii. Bilmiyordum. Hocam, İzmir'den Necip Bey diyor ki Evet. yurt dışında bir yemeğe katıldım. Evet. Bir iş yemeğiydi. Bu iş yemeğinde yediğim yemeğin içerisinde domuz olduğunu tahmin ediyorum. Günaha girdim mi? Çok yalın sormuş. Ben de direkt öyle. Tahmin ediyorum demesi de yani vardı Evet, demek vardı istiyor. demek istiyor. Evet. Kesinlikle haramdır. Kur'an-ı Kerim ölü hayvanın etini yemeyin. Leşleri yemeyin. Leş olmuş et hayvanın o etlerini yemeyin. Allah adına kesilmemiş olan, Allah adıyla kesilmemiş olan hayvanların etini yemeyin der. Tavuk ve diğer işte koyun, inek, deve, sığır her neyse keçi. Şimdi domuz kesinlikle haramdır. Domuz kesinlikle haram olduğu gibi domuzun kılından dahil hiçbir şey yapamayız. Domuzun derisinden dahil hiçbir şey yapamayız, kullanamayız. Ayakkabı dahil.
Bazı kimseler var ki domuzun kılından diş fırçası yapmışlar, satıyorlarmış. Bunu kullanmak caiz değildir, haramdır. Bazı berberlerde domuz kılından böyle fırça yapmışlar. Fırça, hani evet, insanla tıraş ettikten sonra şey yapıyorlar, böyle pış pış bir şeyler yapıyorlar. Bunu kullanmak da caiz değildir. Bizi izleyen herkes bu konularda hassas olmalıdır. Dikkat etmelidir bu konulara. Şimdi gelelim bu İzmir'den mi? Nereden? İzmir. Evet, İzmir'den bize Necip Bey'in sorusuna. Necip Bey, ben öyle anladım ki inşallah öyle değildir. Sen o yemeği bilinçli bir şekilde yemişsin. Belki oradaki insanlara ters düşmemek için, belki iş toplantısı mı diyor? İşi kaybetmemek için bu domuzdan yemişsin. Vallahi net olarak söylüyorum. Eğer bilerek ben bu işi kaybetmeyeyim yeter ki deyip de o domuzu yediysen haram işlemişsin bilerek, bu bir. İkincisi, aldığın o işte sana haramdır. Bu kadar net söylüyorum. Çünkü işi almanın zaten başında bir ihanet var, riyakarlık var. Necip Bey, kusura bakma, senin nefsine göre konuşmam ben. Senin duymak istediklerini sana söylemem ben. Ben düz adamım, düz. Net konuşurum. Gerçekleri, hak ve hakikatları net olarak söylerim arkadaş. Eğer ki gerçekten sen bilinçli bir şekilde, ya bunlara ayıp olmasın, bunlar kendinden beni bilsinler diyerek o domuz olan eti yediysen, domuz etini veya içinde domuz eti olan yemeği yediysen, bil ki sen bilerek haram işledin. Eğer ki o işi aldıysan da, o insanlarla iş görüşmende o işi aldıysan da, o kazanç da o işte sana haramdır. Ya ama hocam yaptım, ne yapacağım? Bolca tövbe istiğfar edeceksin samimi duygular içerisinde. Samimi duygular içerisinde bolca dua, tövbe istiğfar edeceksin arkadaş. Bir daha da böyle bir pisliğin içerisine girmeyeceksin. Allah demiyor mu ki er-rızku alallah, rızk bendendir diye. Allah rızk bendendir diyor. Biz Müslümanlar olarak, müminler olarak, inananlar olarak nasıl olur da rızk endişesi yaşayabiliriz? Sevgili kardeşlerim, eğer ki inanan bir insan rızk endişesi yaşıyorsa önce imanını kontrol etsin. Kontrol! Bu işin şakası yok. Eğer ki rızk endişesi yaşıyorsa bir insan, İmanını kontrol etsin. Ama hocam, ama herkes böyle bir şey yaşıyor, rızk endişesi yaşıyor. Doğru. Zaten herkesin, çoğu insanlarda bu sorun olduğu için, zayıf iman açısından zayıflık olduğu için biz sıkıntılar yaşıyoruz. Sorunlar yaşıyoruz. Bundan dolayı zaten imanımız tam olsa domuza biz yaklaşır mıyız? İmanımız tam olsa harama böyle yan gözle bakabilir miyiz? Bakamayız. İmanımız tam olsa o domuz ortamında, masasında oturup o insanlarla yemek yer miyiz? Hayır, yemeyiz. Çünkü din yasaklıyor bunu, Kur'an yasaklıyor. İman ettiğimiz Kur'an buna yasak koymuş kardeşim. Kur'an-ı Kerim'e aynen harfiyen uyacağız. Ama hocam yaptım. O zaman tövbe istiğfar edeceksin. Sağlam bir tövbe edeceksin. Tövbe istiğfar edeceksin. Ve bununla birlikte fakir fukarayı da o kazandığın parayla fakir fukaraya yardım et. O parayı kullanmayacak değil mi hocam? Artık o parada ilakarlık var yani. Ama kullansan da bile. Şimdi kullanma desem kullanmayacak mı? Kullanacak. Yani. Şimdi beni mi dinleyecek? Ha, hoca kullanma dedi, ben şimdi kullanmayayım bu parayı mı diyecek? Evet. Demeyecek, adım gibi biliyorum. Oğlum, yavrum, şu var ya, şu para var ya, şu namussuz, bu başka bir şey. Bu şu namussuzun yüzü başka bir şey ya.
Şu nabusuz milletin yuvasını yıktı. Doğru. Dünyayı birbirine şey yaptı. İnsanlar ana baba birbirini öldürüyor ya şu para için ya. Doğru maalesef. Dostluk, arkadaşlık bırakmadı bu para bizde ya. Doğru. İşte Allah dostu dedi ya, sizin taptıklarınız benim ayağımın altındadır diye. İşte Allah dostluğun dediği gibi maalesef çoğu insan paraya, maddeye iman etmiş durumda. Maddeye iman, paraya iman, menfaate iman gerçek anlamdaki Kur'an'a olan imanın önündedir. Allah bizleri o tehlikeden muhafaza kılsın, o pisliğe düşürmesin, amin, o boşluğa düşürmesin. Amin. Gerçek anlamda samimi duygular içerisinde Cenab-ı Allah bizleri Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla yaşayan kullarından eylesin inşallah. Amin. Evet. Amin. Şimdi hocam, Cemal Bey peşin peşinde sormuş Bakırköy'den. Bir mesaj göndermiş, demiş ki hocam şimdi kızacak bize ama demiş, arkadaşlarla yıllardır ruh çağırıyoruz, ne gelen var ne giden. Ne yapmamız lazım? Kimin ruhunu çağırmışlar? Onu belirtmemiş hocam ama ya ısrarla uğraştıklarına göre tanıdık biri. Ah ben ne diyeyim bilmiyorum ki. Cemal mi ismi? Evet hocam, peşin peşin söylemiş ama kızmayın diye de, hocam şimdi kızacak bize ama diyor, yıllardır çağırıyoruz, ne gelen var ne giden. Ne yapmamız lazım? Güzel kardeşim, sen yıllardır değil, bir yıllar daha çağırsan yine ruh gelmez. Yok böyle bir şey. Cemal Bey, yok böyle bir şey. Yok, yok, yok. Cenab-ı Allah der ki, küllün nefsün zaikatül mevt. Her nefis, her canlı ölümü tadacaktır. Biz insanlar ölümü tattığı zaman ruh bedenden çıkar, dünyada yaşamış oldukları müsvet veya menfi her ne ise onun mükafatını veya cezasını görür. Ruh bedenden çıktıktan sonra tekrar tekrar biz insanların çağırmasıyla gelmez. Biz insanların çağırmasıyla gelip de bize gelecekten haber vermez. Biz insanların emrinde değildir. Ruhlar insan, yani ruh bedenden ayrıldıktan sonra kıyamete kadar ya cennette olacaktır ya da cehennemde azap görecektir. İki yerden bir yerde olacaktır. Ya cennet ehli ise cennette olacaktır, cehennem ehli ise de cehennemde olacaktır. Veya cehennemde azabını çektikten sonra cennete gidecektir. Ha şimdi ama hocam çağıranlar var. Eğer ki gelse dahil gelen ruh değil kardeşim. Gelen olursa eğer, biliniz ki o şeytani cindir. Onun da sonunda size büyük tehlike vardır. Çünkü şeytani cin oraya gelir ise biliniz ki daha sonra siz o şeytani cinin hışmına uğrayacaksınız. Sıkıntı çekeceksiniz, ızdırap çekeceksiniz. Ondan sonra da ya Memiş Hoca'ya bir ulaşalım da bize derman olsun diyeceksiniz. Ama Memiş Hoca'ya da ulaşamazsınız. O da mümkün değil. ...35 senedir ben ilmimle haşır neşirim ve 35 senedir ben bu milletin gözünün önündeyim ve hak bu hakikatleri, gerçekleri anlatıyorum ama hala bu millet ruh çağırıyor. Ya benim ruhumda bir sakatlık var, ya bu milletin ruhunda bir sakatlık var. Bir şey var ortada. Ya bende bir sakatlık var ki söylediklerim tesir etmiyor veya beni dinleyen insanlar samimi duygular içerisinde dinleyip nasihatlarımdan istifade etmiyor. Öyle mi? İkisinden biri. Evet. Hocam yani siz öyle söylüyorsunuz ama koca koca profesörleri bugün hala arayıp ben savcıyım, şu kadar parayı şuraya götür, balya balya dolandırıyorlar ya, yani normaldir. Ya. Evet. O yüzden ruh çağırmak için gayret içerisinde olmayın. Ruh gelmez. Böyle bir şey yok.
Eğer gelirse de biliniz ki şeytani cinler gelir. Ben filancıyım, ruhu, filancının ruhuyum diye sizi kandırır. Sonrasında çok büyük sıkıntı ve azap görürsünüz. Size işkence ederler. Size sıkıntı verirler. Sizi uyutmazlar. Sizi en yakınlarınıza dahil düşman ederler. Vesvese sahibi olursunuz. Hasta olursunuz, ruh hastası olursunuz. Ruhlarla irtibat halinde olacağım der iken ruh hastası olursunuz benden söylemesi. Evet. Zaten Cemal Bey uzun süredir de çağırıp bir şey de gelmiyorsa hocam boş iş bunlar zaten, evet. Değil mi? Evet. Uğraşmasında da bir şey yok. Hocam Ankara'dan evet. Berna Hanım diyor ki kocası tesettüre girsin diye baskı yaptığını söylüyor. Sürekli eşim tesettüre gir, tesettüre gir diyor. Bunaldım artık bu durumdan. Bu dinen bir zorunluluk mudur? Zorunluluktur. Diye soruyor. Kesinlikle tesettür, kapanmak ve kadının giymiş olduğu elbiselerin bedenin belli etmemesi tesettürdür ismi. Yani bir kadın öyle bir kıyafet giyecek ki saçını göstermeyecek, yüz hatları sadece gözükecek ve bedenini de o giymiş olduğu kıyafetler belli etmeyecek. Bunun adı tesettürdür. Evet. Bu da Kur'an'ın emridir. Kur'an'ın emridir. Neydi ismi? Berna Hanım. Berna Hanım. Madem bizi dinliyorsun, izliyorsun. Senin kocan çok mübarek bir adam ki senin ahiret hayatını düşündüğü için ve vazifesi de olmasından dolayı sana tesettüre gir diye tebliğde bulunuyor. Sen de bu tebliğe uymak mecburiyetindesin. Çünkü tesettür Allah'ın emridir. Çünkü tesettür dediğimiz olay biraz önce söylediğim gibi kadının giymiş olduğu bedenini hiçbir şekilde belli etmemesidir. Eşiniz haklıdır. Siz inat etmeyin. Allah'ın emrini yerine getirin. Ve göreceksiniz ki sonra tesettüre girdikten sonra diyeceksiniz ki ya keşke daha önce ben tesettüre girseydim. Çünkü sonradan tesettüre giren insanların hanım kardeşlerimizin, ablalarımızın ağzından ben bunları hep duyuyorum. Ne olur tesettüre girin. Tesettür Allah'ın emridir. Girin, girin. Kocan senden kötü bir şey istemiyor. Allah'ın emrini sana tebliğde bulunuyor. Bu kadar. Onu hatırla. Allah'ın emrini hatırlatıyor sana. Başka bir şey değil. Tesettüre gir. Evet. Hocam bir kadının zaten tesettüre girip ziynetini saklaması, iffetini şey yapma, muhafaza altında tutması zaten olması gereken güzel bir davranış değil mi? Güzel kardeşim öyle de şimdiki dünyamızda maalesef doğruyu söylemek de konuşmak da artık suç oldu. Evet. Yani yok. Şimdi dese ki bir kadının bir tanesi kocam beni illa zorla tesettüre sokuyor. Ben tesettüre girmek istemiyorum deyip mahkemeye gitse koca suçlu bulunacak. Sen kimsin diyecek mahkeme ona. Belki de bilmiyorum ya. Sen onun özel hayatına karışamazsın diyecek. Bu baskıdır diyecek. Bu şiddettir diyecek belki de. Bilmiyorum yasalarından haberdar değilim ama bunu sağdan soldan böyle duyuyoruz. Allah'ın emrini her türlü yaşamak güzeldir. Allah'ın emrini samimi duygular içerisinde yaşarsak, o emirleri yerine getirir isek, inanın cennette çok büyük mükafatlara sahip olacağız.
cennet ehlinden olacağız. Bu dünyada sahip olamadığımız nimetlerin daha iyisine, daha güzeline, daha büyüğüne, daha çoğuna cennette sahip olacağız. Bu kadar net söylüyorum. Ama hocam ben bu dünyaya gelmişim, ben bu dünyada onlara sahip olmak istiyorum. Ben ahireti ne yapacağım derseniz Allah korusun bir çuval incir berbat etmiş olursunuz. Bu düşünce de çok tehlikeli bir düşüncedir. Bu dünya geçici kardeşim, geçici. Ölüm var, ölüm, ölüm. Ebediyet var. Bizde rahatlık ebediyet içindir aslında. Lazım olan rahatlık bize ebediyettedir. İbadetimizi ne için yapıyoruz? Hayır hasatlarımızı ne için yapıyoruz? Zikirlerimizi ne için yapıyoruz? Orucumuzu ne için tutuyoruz? Allah'ın emrini yerine getirip ahiretimizi kazanmak için, ebediyette rahat etmek için. Allah'ım öyle temiz kullarından eylesin inşallah. Amin. Evet. Hocam bir de başı açık hanım kardeşlerimize buradan hani biz şey yapmıyoruz onların iffetiyle ya da yok. Başı hepsi açık iffeti olan. Şimdi iffet olayı başka emri bir şey. Şimdi bazı zındıklar var ki efendim ya bu açık geziyor, bu bilmem ne geziyor, bu iffetsiz. Onu diyen aptaldır. Aynen. Onu diyen aptaldır. Başı açık o kadar insan ben tanıyorum ki 5 vakit namazını kılıyor. Aynen. Tertemiz ahlaka sahip. Öyle bir şey yok. Allah muhafaza. Kesinlikle. Bu Allah bir kriter muhafaza değil ama Allah'ın emrini gerektirdiğinde söylüyorsunuz tabii. Hayır, evet. O başka bir şey. Yani insanların namusu, biz namusu veya cennete cehenneme girip girmeyeceğini veya Allah katında hayırlı kul olup olmadığını tesettürle ölçemeyiz. Bu öyle değil. Öylesi insanlar vardır ki sabaha kadar zikir yapsa bir bakmışsın ki ertesi günü imansız bir şekilde göçmüş gitmiştir. Doğru. Ama öyle bir insanlar vardır ki biz onları açık, efendimsin namaz niyaz yok, efendimsin oruç tutmuyor diye görürüz. Halbuki o iç dünyasında, kendi dünyasında onları aslında yaşıyordur. Biz ondan haberdar değilizdir. O gerçekten cennet ehli kullarındandır. Yani ölçü tesettür değildir. Hatta ve hatta biraz daha öteye gideyim. Ölçü muhafazakarlık da değildir. Ölçü değildir. Ölçü nedir? Vicdandır. Vicdan, vicdan. Birinci ölçü budur. Rabbini bilenin vicdanı olur. Birinci ölçü budur. Evet. Evet. Ağzınıza sağlık hocam. Zafer Bey'in bir sorusu var hocam. Diyor ki kadınlar doğum yaptıklarından sonra 40 gün geçtikten sonra, biraz karışık bir soru olmuş, 40 gün geçtikten sonra dışarıya çıkmasında bir sakınca var mıdır? 40 gün bir kriter midir? Yani Loğusa dönemi Loğusa diyorlar. Dönemi, evet. Loğusa döneminde aman sokağa çıkma sana cinler musallat olur. Aman sokağa çıkma çocuğu kimseye göstertme şöyle olur. İşte nazara gelirler veya şöyle doğru değildir gibi bir takım söylemler vardır. Bu bizim ta eskilerden beri gelen söylemlerdir. İnanıştır. Ama bu batıl bir inanıştır. İnsanlar 40'ından sonra da değil, ertesi gün doğum yaptıktan ertesi günü bile sokağa çıkabilir. Efendime söyleyeyim, gezebilir. Yani bunun dinen hiçbir sakıncası yoktur. Batıl bir inançtır. Ha, kadınlarımız Loğusa döneminde hassas olabilir. Duygusallık had safhada olabilir. Efendime söyleyeyim, o dönemlerde tabii ki daha o hanımlarımıza karşı daha hassas olacağız, daha farklı davranacağız, daha titiz olacağız. Ama sokağa çıkmama gibi bir şey söz konusu değildir. Loğusalı hanımlara sokakta cinler musallat olacak diye de bir şey söz konusu değildir. Ayet-el Kürsi'yi okusunlar, sokağa da rahat bir şekilde çıksınlar. Ha, sadece Loğusalılar mı Ayet-el Kürsi okuyup sokağa çıksın? Hayır efendim. Herkes, hepimiz. Sokağa çıkarken de, eve girerken de, dışarıda gezerken de, boş anımızdan itibaren her zaman, her boşlukta Ayet-el Kürsi'yi okuyalım. Çünkü Ayet-el Kürsi, bildiğimiz Ayet-el Kürsi var ya, hani bazıları böyle resim yapıp işte duvarlara asıyor. O Ayet-el Kürsi bizim aslında manevi zırhımızdır, koruyucumuzdur. Ayet-el Kürsi'yi okuyun. Yani resim olarak duvara asmanız evet faydası vardır ama yeterli değil.
ezberleyip okuyun. Hocam ben bilmiyorum. Yapma ya, niye bilmiyorsun? Niye bilmiyorsun? İki günde bir şarkıcı kaset çıkartıyor, hemen şarkısını ezberliyorsunuz ya. Ezberle efendim. Para saymasını biliyorsun ya. Hesap tutmasını biliyorsun ya. Ezberleyeceksin arkadaş. Öyle ben ezberleyemem, bilmiyorum yok öyle. Ezberleyeceksin. Eğer şerden korunmak istiyorsan, fitneliklerden korunmak istiyorsan, fesatlıklardan korunmak istiyorsan, Ayet-el Kürsü'yü ezberleyip okuyacaksın. Bu kadar net. Okuyun. Evet. Hocam Faruk Bey soruyor, diyor ki Seyit nedir, kime denir? Seyit. Reklam var mı? Bu biraz uzun mesela. Var mı reklam? Alperen. Alperen yayılmışsın. Yani, öyle mi? Ha. Reklam mı? Ha. Tamam. Alperen yayılmışsın öyle, uykun da geldi galiba. Sakın, sakın, sakın. Hocam huşu içinde dinlediği için evet, öyle mi acaba? Ondan dolayı evet. Öyle mi? Evet, evet. Sanki böyle çökmüşsün gibi geldi bana. Öyle mi? Allah şifalar versin. Hadi bakalım. Kısa bir reklam aramız var. Reklamdan sonra Kadir Bey'in sorusuyla devam edeceğiz. Seyit nedir, kime denir? Bu uzun mevzu biraz. Uzun mevzu olduğu için evet. Memiş Hoca ile Bilinmeyenler programı kaldığı yerden devam ediyor. Evet hocam. Hocam siz iPad'i elinize aldınız. Size sorular gelecek ama evet. izleyicilerimize ayıp olmasın. Bir önceki soru vardı. Neydi o? Faruk Bey'in sorusu. Seyit şimdi nedir, Faruk kime Bey'in, denir diyordu. Faruk Bey'in sorusuna şimdi cevap vereceğim de. Tamam. Şimdi İrfan Göker kardeşim göndermiş. Kadını tesettüre sokuyorsun da erkek neden tesettüre girmiyor? Erkek açık kadına şehvet duyuyor da kadın tesettüre girmiş erkeğe şehvet duymuyor mu? Hocam muhteşem bir soru. Güzel kardeşim. Tesettür sadece kadınlara geçerli değildir. Erkek için de tesettür vardır. Erkeğin de giymiş olduğu elbise bedenini belli etmemelidir. Eğer programımızı, önceki programlarımı izlediyseniz ben o programda söylemiştim. Hatta benim Murat kardeşim değil de Kemal vardı burada. Kemal'i de azarlamıştım ondan dolayı. Böyle daracık giyinmeler, bütün vücut hatların dışarıda olması, efendim bedeninin dışarıda olması bir erkeğin kesinlikle caiz değildir. O giyimler de kadınları tahrik eder. Bazı kadınları olur ya, bazı kadınları tahrik edebilir. Nasıl ki sizin söylediğiniz gibi bazı erkekler kadınlardan tahrik oluyorsa, kadınlar da erkeklerden tahrik olabiliyor. O yüzden bunlara fırsat vermemek için edepli giymek lazım. Kadın da erkek de giymiş olduğu elbiselerle vücudunu dışarıya bir başkasına belli etmemelidir, göstermemelidir. Bu haklısın. Allah hepimize gerçekten şuur versin. Görüyorum şu son zamanlarda erkeklerin kıyafetini daracık kısacık paçalar, efendime söyleyeyim bütün poposu dışarıda, kimisi efendim donsuz gibi öyle eğildiği zaman poposu gözüküyor çıplak bir şekilde, efendime söyleyeyim bizim Muharrem de öyle giyiliyor, yapma öyle sakın mi? Yapma sakın, zaman zaman öyle giyiyorsun, sakın yapma, ayıp dedikodu çıkar, yapma. Böyle giyinenler var. Bunlar doğru değil. Ben de Kemal'i ondan dolayı azarlamıştım. Yapma, böyle giymeyeceksin demiştim. Çünkü bu şeytan kimin nerede kanına gireceğini anlayamayız. Yani bu şakaya gelecek bir durum değil. Kadın da erkek de giyimine dikkat etmelidir. Şimdi burada Cabir kardeşim diyor ki Kerimoğlu diyor. İltifat etmiş, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bu televizyon kanallarında ilk defa adam gibi konuşan birini gördüm diyor. O kadar sevilen insanlar dinledim ama diyor Memiş Hoca gibi konuşanı görmedim, dinlemedim diyor. Güzel kardeşim, benim bir hesabım yok. Ben dümdüz adamım. Bildiğim kadarıyla konuşurum. Bilgim kadarıyla konuşurum. Belki benim bildiklerimi sizler de biliyorsunuz. Bilgi tazeliyoruz. Ama gerçekleri, hak ve hakikatleri konuşmak mecburiyetindeyiz. Doğruları konuşmak mecburiyetindeyiz.
ben birileri gibi para peşinde değilim. Birileri gibi ben insanların duymak istediklerini söylemem. Ben birileri gibi kişilerin nefsine göre konuşmam. Eğer öyle olur isem, o zaman ben Allah muhafaza münafıklardan sayılırım. Münafıklık alametlerden bir tanesi, zikrinin ve fikrinin ayrı oluşu, söylem ve yaşamın, biçimin ayrı oluşudur. Öyle mi? Kesinlikle hocam. Emanete ihanet etmektir. Yalan söylemektir. Allah hiçbirimizi münafık kullarından eylemesin. Amin. Münafıkların da cenaze namazı kılınmaz. Münafıklar da şirke düşmüşler gibi, anasını babasını katletmiş öldürmüş olanlar gibi, cehennemin yedi kat dibinde azap görecektir. Onların yer orasıdır. Allah'ım bizi hepimizi onlardan korusun. Birçok mailler var. İnşallah hepsini tek tek cevaplayacağız. Senin sorduğun soruya geliyorum. Benim sorusu evet hocam. Evet. Şimdi, seyit nedir, kime denir? Seyit nedir ve kime denir? Söyleyeyim. Bilhassa bizim Siirt bölgelerinde, Güneydoğu'da, Diyarbakır bölgelerinde çok insanlar tanıdım. Kendilerine hep seyit dediler. Biz seyidiz dedi, biz seyit aileyiz. Hatta seyit diye bir dernek de dahil kurulmuş. Seyitler Derneği mi neyse, vakfı mı neyse. Seyit nedir bilir misiniz sevgili kardeşlerimiz? Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin soyundan gelen kimselerdir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin soyundan gelen kimselere seyit deniyor. Ve bu bölgedeki insanlar, ben birçok kimseyle karşılaştım. Bu insanların hepsi de hocam ben seyidim dediler. Gayet de gururlu bir şekilde. Ama bunu diyenlerin bir kısmının yüzüne baktım ki at hırsızı gibi. Bunun diyenlerden bir kısmına gördüm ki restoranda rakı içiyordu. Bunu diyenlerin bir kısmını gördüm ki zinadan başına alıkoyamıyor. Kardeşim, güzel kardeşim, seyit olan Allah'ın Resulü'nün soyundan gelen bir insan bu pisliklerin hiçbirini yaşamaz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin soyundan gelen bir nesil kesinlikle zina etmez, alkol almaz, eşkıyalık yapmaz. Çünkü onun ocağı, onun geldiği yer gen o pisliklere bulaşmasına müsaade etmez. Zaten seyitim diyen, peygamberimizin soyundan geliyorum geldiğini varsayalım bir insanın bu sağda solda böyle böbürlenerek, gururlanarak anlatamaz ki. Anlatmaz ki zaten. Varsayalım, varsayalım seyitsin. Kime ne? Yani sen seyitsin diye cenneti garantiledin mi? Hayır. Sen seyitsin diye mükemmel bir adam mısın, insan mısın? Hayır. Kardeşim, Allah'ın Resulü sevgili peygamberimiz demedi mi ki kızına, kızım Fatma, benim babam peygamberdir diye sakın babana güvenme demedi mi? Ben sana yardımcı olamam demedi mi? Namazını kıl, orucunu tut, Allah'ın emrini hakkıyla yerine getir, sakın bana güvenme demedi mi peygamberimiz kızına? Dedi. Peygamberimiz kızına böyle nasihat eder iken, be adam, sen seyit olsan ne olur, olmasan ne olur, senin cenneti kazanacaksın diye bir şeyin yok garantin ki. Bu işi böyle bir yerlerde kullanmaya da gerek yok. Sen eğer gerçekten bir kul isen, Allah'ın bir kulu isen, temiz bir kulu isen, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gerçekten ümmet isen, zaten Cenab-ı Allah seni cennetine koyacak ya.
Senin yerin orası zaten. Senin yerin orası. Ben Seyit'im falan demene gerek yok. PR yapmana gerek yok. Etiket yapmana gerek yok. Atakan öyle mi? Ya, ya, ya. Yok, yok. Güzel kardeşlerim, belki benim bile cennete gireceğimin garantisi yok. Belki ben bugün hak ve hakikatleri size anlatıyorum ama yarın ne olacağım belli değil. Allah muhafaza, en ufak bir boşluğumda şeytan benim kanıma girebilir, beni Allah muhafaza hallaç pabuğuna çevirir, beni dinden uzaklaştırabilir Allah muhafaza, Allah'ımı şaşırtmasın. Beni Allah muhafaza cennet ehlinden değil cehennem ehlinden kılar. Allah'ım şaşırtmasın. Bu mümkündür. Bu işin şakası yok. Tek bir şey var, samimiyet. Biz dostluğumuzla da samim olacağız, arkadaşlığımızla da samim olacağız, karı koca ilişkisinde de samim olacağız, evlat ana baba ilişkisinde de samim olacağız. Efendime söyleyeyim, ibadetimizde samimi olacağız, hayır hasanatımızda samimi olacağız. Yaptığımız iyilikleri de kimseye söylemeyeceğiz. Kimseyle paylaşmayacağız. Çünkü zaten keramen katibin melekleri yazıyor. Tıkır 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 yazıyor. Zaten o yazılan senin ahirete karşına çıkacak. Yani seyitliğin kimseye faydası yok. Evet, gerçekten seyit olanlar var mı? Vardır, mutlaka vardır. Onlar da gerçekten Kur'an'a göre, gerçekten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e göre yaşıyorlar ise, ki yaşıyorlardır gerçek anlamda, onlar bizim Peygamberimizin soyundan geldikleri için, o nesilden geldikleri için, elbette ki gözümüzün nuru başımızın tacıdır. Onları seveceğiz tabii ki Peygamberimizden dolayı. Ama gerçekten Peygamberimizin soyundan geldiyse. Aa, ben Peygamberimin soyundan, benim elimi öpün. Ben şık oldum derlerse hadi lan diyeceksin onlara da. De git. Seni gidi Cenab-ı Hak diyeceksin. El iteceksin. Öyle yok. Öyle yok. Gevşeyene haddini bildireceksiniz. Gevşemek yok. Birçok insan var şimdi piyasada. Ben bilmem ne hazretiyim. Ben bilmem ne şıhıyım. Adamın haline bakıyorsun, şekline, semaline bakıyorsun. Belki taharet almasını bilmiyor. Belki abdest almasını da bilmiyor. Cenabette geziyordur. Zaten şıh olan bir insan, Allah dostu olan bir insan, kardeşim ben Allah dostuyum, ben şıhım, ben bilmem ne hazretim demez ki. Bunu demez zaten, demez. Diyorsa biliniz ki o adam sahtekardır. Bu kadar net. Bunların tuzağına düşmeyin sevgili kardeşlerim. Sonra maddi ve manevi sömürülürsünüz. Sizi kendilerine sermaye yaparlar. Allah cümlemizi hakiki anlamda iman etmiş kullarından eylesin inşallah. Amin. Evet. Hocam, Seyit konusu gerçekten uzunmuş. İyi ki reklamdan önce bu konuyu açmamışız. Evet. Şimdi hocam, ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz diyor ki çok da mağdur olduğunu söylüyor bu konuda. Birkaç ay önce sizi bir televizyon programında izledim. Hocam sözünüzü uymadım. Tavsiyelerinize dikkat etmedim. Siz haklıymışsınız diyor. Soruya geliyor hemen. Evlilik programlarıyla ilgili Ümraniye'den arıyormuş. Evlilik programlarıyla ilgili. Nereden arıyormuş? Ümraniye'den bildirmiş. Daha önce sizi bir programda izlemiş. He. Tavsiyelerinize uymamış ama. Evlilik programlarıyla alakalı bir kanalda bir programa katıldım. Talip olduğum hanım teklifimi reddetti. Reddetmek bir yana beni rencide eden ifadeler de kullandı. Hani şu elektrik alamıyorum, bunun işte tipi doğru değil bilmem ne benzeri böyle çirkin ifadeler var. Rating alabilmek için yaptıkları işte insanların nasıl onuruyla oynanıyor. Beni reddetti. Reddetmek bir yana rencide oldum. Kendime güvenimi kaybettim bir erkek olarak. Siz haklıymışsınız, ne yapabilirim hocam? Rezil olduğuyla kalmış. Ya. Yani ne yapacak başka? Ya. Yani ne yapacak başka? Yani ya da itibar mı görmek istiyor? Değil mi? Yani
Şimdi güzel kardeşim. Ama samimi bir öz eleştiri de var. Evet. Tavsiyenize uymadım diyor. Ben hatırlarsan, hatırladığım kadarıyla sen benimle böyle bir raportaj yaptın, evet, değil evet, mi? Evet, evet. Akit gazetesinde. Aynen öyle hocam. Onu bayağı büyük bir yarım sayfa mı ne vermiştin orada, galiba? Orada tam sayfaya yakında hocam. Orada söylediniz. Onun haricinde programda da söylediniz. Birçok yerde ben söyledim. Evet, programlarda da söyledim. Evet. Başka kanallarda söyledim. Hı-hı. Gazetelerde, raportajlarda söyledim. Şimdi hocam kanallara boşuna gitmiyor. Evladım. Evet. Nereden başlayayım bilmiyorum ki. Ben zaman zaman fırsat bulduğumda sosyal psikolojiyle ilgilendiğim için o evlilik programlarını fırsat bulursam izliyorum. Oradaki insanların karakterini tahlil etmek için izliyorum. Maalesef büyük kanalların hepsinde de aynı saatte evlilik programları var. Hepsinde. Sen bir ara sene gidecektin değil mi öyle bir şey? Sakın. Sakın, 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 sakın. Neyse vazgeçtin değil mi? İyi. Canlı mağdur var. Şimdi az önce, evet, soru sormuş. Şimdi. O programların hepsinde şunu gördüm. Açık ve net söyleyeceğim. Programa katılanların %90'ının kendine malik olmadığını gördüm. Zaten kendine malik olan birileri o tarz kanallara çıkıp da kendisine karı ve koca aramaz. Öyle mi? Zaten kendine malik olan bir insanı çevresindeki eşi, dostu onu baş göz eder, evlendirir, evlenmesine vesile olur. Öyle mi? Doğru. Öyle. Kardeşim, aynı tipler yıllardır aynı kanallarda birbirinin üzerinden defalarca geçti. Birkaç kez birbirine aşık oldular hepsi ama. Stüdyoda kaç tane aday varsa teker teker birer gün arayla, ikişer gün arayla, birer hafta arayla evcilik oynadılar. Ve oynuyorlar da hala. Kutsal evliliğe içine de ettiler. Maalesef. Aile birliğinin de içine ettiler. Allah bunları kahreylesin. Milletin aile birliğine zeval verdiler. Ve reyting için yapamayacakları rezillikler de kalmadı o televizyonlarda. Zırt pırt dansuz gibi oynamalar, bilmem ne yapmalar, bilmem ne yapmalar, atışmalar, dedikodular, kavgalar. Kardeşim insan bir utanır be. Bizim bildiğimiz evlenmek isteyenler edebiyle oturur. Ona talip olan insan da oturur. Allah'ın emri, peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin kavliyle seni senden istiyorum, beni benden istiyorum gibi bir konuşma olur ve böyle başlar iş. Ama bunlar öyle değil ki. Kalkıyorlar göbek 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 göbek. Öyle şimdi. Doğru. Şimdi böyle oynamalar. Evet. Böyle oynamalar. Ağzına dişi yok karının. Ağzına dişi yok, dişi. 2-3 tane koca eskitmiş ve tutmuş hala ben diyor yaşından küçük 20 yaş 30 yaş küçük kişiye talip oluyor. Niye biliyor musun? Aslında o kadını o programın yapımcıları kullanıyor böyle yap şöyle yap diye maymuna çeviriyorlar. Kadının onuruyla iffetiyle oynuyorlar. Ne için? Reyting için. İşte o rentikler neticesinde kazanılan para da onlara da haramdır. Haramdır, haramdır. Bu kadar net söylüyorum. Bu evlilik programı mı? Bar mı, pavyon mu, dansözler mi, alemi ne olduğunu ben anlamadım kardeşim ya. Ben anlamadım.
Elbette ki o programa giderse bu adamcağız rezil doldur, kepaze dolur. Efendime söyleyeyim, arkasına bakmadan çekip gider. Kendisine malik olan bir insanın ne iş var o programlarda? Kadın diyor ki almış çamış gibi böyle kilolu tutmuş. Öyle kardeşim. Tutmuş. Ben diyor efendime söyleyeyim. Ben diyor evimde de yemek yapmam diyor. Kocam diyor beni diyor her yazın tatile götürecek diyor. Beni haftada 2-3 gün restoranta götürecek diyor. Restoran da diyemiyor. Onun da ne dediğini bilmiyor. Ne olduğunu bilmiyor aslında. Çünkü neden? Başkaları söylüyor ya, o da ondan duyuyor, söylüyor. Ve kadın, zaten olmuşum böyle. Ben ömür boyu karısız kalsam bile seni almam ki. Ne yapayım ben senin gibi çirkef karıyı? Evlilik kutsal bir olaydır kardeşim, kutsal. Bugünkü televizyondaki evlilik programlarının hepsi İslam'dan önceki cahiliye dönemidir. İslam'dan önceki cahiliye döneminde yaşanan pis oyunlardır, pisliklerdir. İslam'dan önce cahiliye döneminde esir kadınları alıp pazara getirirlerdi. Yüksek bir yere masanın sandalyenin üzerine çıkarırlardı ve kadınları o şekilde satarlardı. Bugün maalesef modern bir şekilde evlilik adı altında bu rezillikler yaşanıyor. Peki soruyorum, ey Rütük neredesin? Soruyorum, ey Rütük neredesin? Niye ses çıkarmıyorsun bu evlilik programlarına? İnsanların aile hayatını perişan eden, mahveden, ahlakını bozan bu programlara neden müdahale etmiyorsun? Soruyorum. Kimlerden çekiniyorsun? Büyük babalardan mı çekiniyorsun? Onlar büyük kanal olduğu için mi onlara ses çıkartmıyorsun? Şimdi şurada göster bakayım şunu. Şurada bilgisayarın markası gözükecek diye uşaklar bant aradılar kapatmak için. Niye? Evet. Rütük reklam bilmem ne yapar, ceza keser diye. Çok iyi takip ediyor hocam. E peki bunu görüyorsun da o rezillikleri göremiyor musun? O rezillikleri göremiyor musunuz? Güzel kardeşlerim. Ne olur Allah rızası için size söylüyorum ve sesleniyorum. Bu tür pisliklerden, ucubeliklerden uzak kalın. Bir toplumu toplum yapan değerler vardır, var eden değerler vardır. Eğer ki bir toplumun özgüveni ve inancı yok olmuşsa biliniz ki o toplum halak olur gider. Bizi biz yapan değerlerden bir tanesi ailedir, dini yaşamdır. Örf adetlerimizdir, kültürümüzdür, büyüğümüze, küçüğümüze saygı, sevgidir, aile birliğidir, büyük aile olarak yaşamaktır. Bunların hepsini mahvettiler güzel kardeşlerim. Ben nasıl feryadı figan etmeyeyim ya? Ben nasıl feryadı figan etmeyeyim, soruyorum size. Artık aile diye bir şey kalmadı, kalmadı. Analar, babalar yalnız kaldı, yalnız. Yalnız başlarına ölüyor, cesetleri çürüyor. Kardeşim, gazetelerde okuyoruz. Biz bu muyduk ya? Biz bu muyduk? Nedir bizim çektiğimiz bu çile? Bugünkü yaşadıklarımızın hepsi, inanın bana, kıyamet alameti biliyor musunuz? Kıyamet alameti. Artık birbirimize kötülük yapmayalım. Ne olur birbirimizden mesul olalım, sorumlu olalım, birbirimize çeki düzen verelim. Ben üzülüyorum. Ben kahroluyorum. Ailelerin dağılmış olmasından dolayı kahroluyorum. Kahroluyorum. Perişan oluyorum. Geçenlerde, birkaç ay önce gazetenin bir tanesini gördüm. Yaşlı, Bursa'da yaşlı bir karı koca ölüyor. Çocukları da aynı binada oturuyor. O yaşlı sopa zehirlenmesinden dolayı ölüyorlar. O binada oturan evlatları
anasının babasının öldüğünün farkında değil. Ceset kokunca fark ediyorlar. Ben nasıl kahrolmayayım ya? Ben insanım ya. Vicdanım var benim ya. Ne olur kendimize çeki düzen verelim. Kendimize çeki düzen verelim. Şu evlilik programlarına itibar etmeyin. Oralara gitmeyin. Sonra rezil rüsva olup kalırsınız. Size tavsiyem gitmeyin. O evlilik programları bir felakettir. Evlilik programları değil aslında o. İnsanların evlilik hayatını bitiren bir programdır. Kendine malik olan hiçbir insan zaten o programlara gitmez. O programlardan da karı da koca da alınmaz. Öyle mi? Vallahi hocam aynı fikirdeyim. Ya elimizde kalan zaten bir aile kavramı, bir aile değeri. Yani batılılaşma evet. uğruna evet. harcadığımız şeylere bakınca bir aile değerlerimiz kaldı elimizde. Onun da tahribi yönünde ciddi adım evlilik programı. Evet. Ya evlilik bu evlendirmeme programı aslında değil mi? Evlilik hani programı da bir evladım evlilik yani ben izliyorum zaman zaman izliyorum evladım zaman zaman izliyorum. Dansözlük yapıyorlar, yok ben şarkı söylüyorlar, yok bilmem ne yapıyorlar, çengi gibi oynamalar, bilmem neler, yok ben seni beğenmedim, yok senin araban mı var, atın mı var, yatın mı var, katın mı var, bilmem ne soruları. Ulan ne oluyor lan, ne pazarlama şirketi mi bunda, ne oluyor anlamıyorum ya. Evet. Böyle bir rezillik var mı ya? Bir de böyle bir rezillik olur mu ya? Hocam bir de programdan ayrılanların ayrıldıktan sonraki itirafları var. Başka programlara var. Gidiyorlar. Hem gidiyorlar bir de itirafları var sosyal medyada. İşte ne diyorlar? Şeyde işte yani dilim varmıyor. O onunla düştü kalktı bu. Ben diyorum yapıyor. Hepsi birbirinin üstünden yani. Geçmiş diye. Hocam. Öyle ama kardeşim görüyorsa sosyal medyada da bu var. Ekranda da görüyoruz çünkü hocam. Bir onunla sevgili oluyor. Ondan sonra onunla doğru. sevgili oluyor. Ondan doğru sonra işte. Sevgili oluyor. Aynen. Böyle bir halka dönüyor. Kardeşim bu kadar da geniş değiliz biz ya. Biz domuz eti yemedik kardeşim bu kadar da geniş değiliz. Bizim bu inancımıza, kültürümüze, aile kavramımıza, bakışımız, dünya bakışımıza, ahiret bakışımıza, her şeyimize ters be. Her şeyimize ters kardeşim. Şimdi bu programı yapanların çoğu benim tanıdığım insanlar. Evet. Ben bunların yüzlerine karşı da çok ağır bir şekilde konuşuyorum ve söylüyorum. Hocam fırçalıyorum. Kızıyorlar da size. Benim umurumda evet. değil ki. İster bana kızsınlar, ister kızmasınlar. Kardeşim benim şeyim yok. Ben Allah'a hesap vereceğim. Allah'a. Bana Cenab-ı Allah sormayacak mı hak baki olduğunda? Ey kulum, sana ben imkanlar verdim. Sen ekranlara çıktın. Sana milyonlarca insanlar ekran başında göz nurunu akıttı. Sen bildiğin halde hak ve hakikatleri neden bu millete söylemedin? Bu insanları söylemedin? Bu insanların gözünü açmadın diye bana sormayacak mı Allah? Soracak tabii ki. Soracak tabii ki. Ben bu mesuliyetlerden dolayı gerçekleri, hak ve hakikatleri net bir şekilde herkesin anlayabileceği dilde anlatıyor ve söylüyorum, konuşuyorum. Bu kadar net. Bende kıvırmak yok. Ben beceremem bu işleri. Ben kimsenin nefsine göre, nabzına göre konuşamam. Allah bana öyle bir ruh vermemiş. Ben dümdüz adamım. Dışarıda da nasılsam burada da aynıyım. Burada nasılsam dışarıda da aynıyım. Bir hesabım yok çünkü benim. Beklentim yok. Bir şey peşinde değilim. Bir şeylerin peşinde değilim. Evet. Hocam son 5 dakikamız. Hadis Bey diyor ki, özür dilerim isminin verilmesini istememiş aslında ama biz yine ismini boş bulunup söylemiş bulunduk. Kendisinin zaman zaman yani tövbe haşa Allah'la konuştuğunu söylüyor. Doğru mu yapıyorum diye size soruyor, danışıyor. Halis kardeşim eğer abdestini alıp namaz kılıyorsan, secdeye varıyorsan elbette ki o anda Allah'la konuşuyorsun demektir. Çünkü Allah'ın huzurundasın. Allah'ın gönderdiğiyle ibadet yapıyorsun değil mi? O anlamda Allah'la konuşuyorsun. Ama diğer anlamda işte ben Ahmet Mehmet'le benimle Murat'la konuştuğun gibi böyle bir konuşma diyorsan
Rabbim şifalar versin derim. O kadar. Yani şimdi gerçekçi olacağız. Yani ha ibadet halinde zaten biz Allah'la beraberiz. Allah'la konuşuyoruz orada. Bu amenna doğrudur. Bu kesin. O anda Allah'la konuşuyorsunuz. El açıyoruz. Allah'ın huzurundayız. Allah'tan af istiyoruz, mağfiret istiyoruz. Ve Cenab-ı Allah da aynı zamanda şunu da diyebiliyoruz. Ya Rabbi, kıldığımız namazları kabul eyle, dualarımızı kabul eyle, zikirlerimizi kabul eyle. Ya Rabbi, benim şöyle bir sıkıntım var. Sen bu sıkıntılarımı üzerinden bertaraf eyle diye dua edebilirsin. Bu isteğini Allah mutlaka kabul edecektir. Ya Rab, böyle bir hastam var veya hastalığım var deyip de Cenab-ı Allah'tan şifa isteyebilirsin. Veya Cenab-ı Allah dersin ki, Ya Rab, rızk anlamında biraz açıldığım sıkıntılarım var. Ya Rab, benim rızkımı genişlet diye dua edebilirsin. Allah sana mutlaka bol bereketli rızklar nasip edecektir. Bu duaların yüz hürmetine, bereketin yüz hürmetine bunları olacaktır. Ama Ahmet'le Mehmet'le konuşur gibi konuştuğunu söylüyorsan orada şeytani cinlerin yanıltması vardır. Buna dikkat edeceğiz. Buna dikkat edeceğiz. Onun haricinde dediğim gibi ise amenna doğrudur. Evet. Hocam zaman su gibi geçiyor sizinleyken. Daha sorular geliyor. Onların bir kısmını da şimdi değerli izleyicilerimiz sorularınızı siz göndermeye devam edin. Biz bunların bir kısmını not alıyoruz. Yanımızda tutuyoruz. Tekrar gelecek hafta bunları soruyoruz. Yani sorularınız boşa gitmiyor. Benim sorum neden çıkıyor? Bunu geçen hafta da tekrarladık hocam. Benim sorum evet. Neden aynısı birebir çıkmıyor diye bir şeyiniz de bir siteminiz de olursa ki bazen oluyor. Benzeri soruları toparlıyoruz. Mesela bir tanesi diyor ki araba için kurban kesilir mi? Diğeri diyor ki işte yatım için kurban kesebilir mi? Ev aldım kurban kesebilir miyim? Biz bunu şeklen tek bir kalıba sokup yeniden dizayn edip soruyoruz. Siz sorularınızı sormaya devam edin. Memiş hocamızla bu haftada haftanın da sonuna geldik. Gelecek hafta ölmezse sağ kalırsak. İnşallah Cenab-ı Allah hepimize hayırlı ve uzun ömürler versin. Hafta inşallah görüşmek dileğiyle. İnşallah. Cenab-ı Allah cümlemize, cümle sümmeti Muhammed'e gerçek anlamda kul olmayı nasip eylesin. Cenab-ı Allah şu mübarek gecenin vaktinin hürmetine dua edelim ki üzerimizde fitne ve fesatlık var ise onları bertaraf eylesin. Cenab-ı Allah bu gecenin hürmetine etrafımızda şeytanın şerleri var ise şeytanın şerlerden kaynaklanan bir takım sıkıntılar var ise onları da bertaraf eylesin. Ha. Hastalarımız varsa onlara şifalar ihsan eylesin. Cenab-ı Allah gecenin hürmetine kim dardaysa, kim sıkıntıdaysa, kim ekonomik anlamda zorluk yaşıyorsa onlara selamet versin, bereket versin inşallah diyoruz. Hepinize hayırlı geceler, hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah haftaya görüşmek dileğiyle. İnşallah hayırlı akşamlar.